Merhaba, ben Itır Erhard. Bugün TMK Talks'ta beraberiz. Sizlerden gelen soruları cevaplayacağım. Ama ondan önce kendimden biraz bahsetmek istiyorum. Bilgi Üniversitesi'nde akademisyen olarak çalışıyorum. İlgilendiğim alanlar toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları, spor ve tabii sivil toplum. Sivil toplum için kaynak yaratma, fon yaratma gibi alanlarda dersler veriyorum. Bir yandan da sosyal girişimciyim. Adım Adım ve Açık Açık adlı iki sosyal girişimin kurucularındanım. Uzun mesafe koşucuyum aynı zamanda. Şimdi isterseniz sorulara bakalım. Sivil toplum alanında çalışmalar yapmaya nasıl karar verdiniz? Aslında bu benim kararım olmadı. Üniversite yıllarında hocalarımın teşvikiyle sivil toplum kuruluşları için gönüllüye başladım. Önce dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar için İngilizce, drama gibi dersler veriyordum. Gönüllülükle tanışmam öyle oldu. Daha sonraki yıllarda hayat beni nereye götürdüyse, eğitim için, çalışma için, orada gönüllülük çalışmalarıma devam ettim. Bir çocuk hastanesinde sanat terapisti gönüllüsü olarak bile çalıştım. Çok farklı kurumlarda gönüllülük yaptım. İlk başladığım yaşlar 18-19. Adım Adım'ı nasıl kurdunuz? Kuruluşundan bu yana neler değişti? Sosyal girişimciliğe nasıl evrildi? Bu uzun cevabı olan bir soru ama kısaca cevaplamaya çalışacağım. Adım Adım'ı biz 6 arkadaş kurduk. Neden kurduk? Türkiye'de bireyler sivil topluma çok dahil değildi. Yani birey kendisini aslında büyük toplumsal meselelerle ilgili fark yaratabilecek potansiyelde görmüyordu. Bireyi harekete geçirmek istedik. Bunu da spor yoluyla yapmak istedik. Yani bireyler koşarak aslında sivil toplum kuruluşları için kaynak ve farkındalık yaratacaklardı. Bu neden çok önemli? Çünkü gezegenin sorunları çok büyük. Eşitsizlik var, iklim krizi var ve bunu yalnızca büyük kurumların, devletlerin çözmesini bekleyemeyiz. Derdimiz aslında bireyleri harekete geçirmek ve sivil toplumla bireyler arasında bir köprü kurmaktı. Gerçekten tabii koşucu, bağışçı sayıları çok arttı. Bağış miktarı çok arttı. Şu anda 80 bin tane Adım Adım koşucusu var. Her geçen günde artıyor. Ama bunun dışında bence çok önemli bir şey oldu. Bu 80 bin birey etraflarına, yüz binlerce insana gerçekten bir bireyin fark yaratabileceğini anlattı. Sivil toplum kuruluşları bireysel bağışın ne kadar kritik olduğunu gördü ve bireysel bağışçılara konuşmaya, onların anlayacağı ve aktaracağı şekilde projeler yapmaya, projelerini anlatmaya başladılar. Gönüllülük faaliyetlerinde bulunmanın kişisel gelişime katkıları nelerdir? Evet, bu güzel soru. Gönüllülük faaliyetlerine katılmak öncelikle insanı mutlu eder. Kendinizden başka bir amaç için çalışmak, gezegen için, insanlık için fayda yaratmak aslında kalıcı ve sürdürülebilir mutluluğun anahtarı bence. Bir yandan da hepimizin bir anlam arayışı var. Özellikle belli bir yaşa geldikten sonra işte işimiz var, belki bir hayat kurduk, belli bir yerde yaşamaya başladık. Peki bu kadar mıydı? Benim hayatımın anlamı ne? Ben neden buradayım sorusunu sormaya başlıyoruz. Gönüllülük aslında bunlara çok güzel bir cevap. Şunu keşfediyorsunuz mesela. Evet, ben çocukların eğitimine destek vermek için buradaymışım. Ben ağaç dikmek için buradaymışım. Aslında bizim hayatımıza anlam katıyor gönüllülük ve bizi mutlu ediyor. İyi hissetmemizi sağlıyor. Gönüllülük faaliyetleriyle siz kendinizde neler keşfettiniz? Evet, bir zor soru daha gelmiş. Yaşam amacımı keşfettim. Benim yaşam amacım neymiş? Sivil toplumu güçlendirmek ve bireyleri harekete geçirmekmiş. Beni çok mutlu eden bir şey etrafımdaki herkesi. Önce bu küçük bir çemberdi. Birebir tanıdığım insanlardı. Sonra bu çember dışa doğru sürekli genişledi. Onları bir şeyler yapmaları gerektiği ve yaparlarsa kendilerini çok iyi hissedecekleri konusunda ikna etmek, bu benim hayatımın anlamı ve amacıymış. Bir tane daha keşfettim. O da aslında birlikte çalışırlarsa birbirine değer katabilecek kurum ve insanları bir araya getirmek. Çünkü bu dünyanın içinde uzun zamandır çok sayıda insan ve kurum tanıdım ve herkesin aşağı yukarı ne yaptığını, güçlü yanlarını çok iyi biliyorum. Onları bir araya getirerek etkilerini arttırmalarına da aracılık etmekmiş aslında. Belki yaşam amaçlarımdan bir tanesi. Ben de kendimle ilgili bunları keşfettim. Türkiye'nin mühendis kızları da gönüllülük yapıyor, biliyorum. Şimdi size sözüm. Sevgili öğrenciler, lütfen gönüllüye yeteri kadar zaman ayırın. Heyecanla gidin. Hangi gönüllülük faaliyetini yapıyorsanız onun, o faaliyetin size büyük bir katkısı olacağını, belki hayat anlamınızı bu yolculuk sonunda bulacağınızı düşünerek gidin. Eminim sizin hayatınızda da çok büyük katkısı olacak ve sizi çok mutlu edecek. Türkiye'de gönüllülük faaliyetleri ve bireysel bağışlar ne düzeyde? Buna maalesef çok olumlu bir cevap veremiyorum. Uzun yıllardır bu konuda bizler çalışıyoruz. Çok sayıda başka kurum, kuruluş çalışıyor. Fakat hala dünya ortalamasının çok altında Türkiye'de. Bireysel bağışçılık ve gönüllülük. World Giving Index diye bir endeks var ve her ülke aslında listeleniyor. Orada 3 soru soruyorlar. Son 1 yılda gönüllülük yaptın mı? Bağış yaptın mı? Tanımadığın birine yardım ettin mi? Biz gerçekten sonlara doğru yer alıyoruz. Tabii çabalıyoruz bunu arttırmak için ama hala dünya ortalamasının çok altında olduğumuzu maalesef söyleyebilirim. Türkiye'de bireysel bağışçılığı geliştirmek adına neler yapabiliriz? Türkiye'de bireysel bağışçılığın düşük olduğundan bahsettik.
ettik fakat bu geliştiremeyiz anlamına gelmiyor tabii. Araştırmalar gösteriyor ki Türkiye'de yardımseverlik kültürü var fakat daha çok tanıdığımız insanlara, belki yolda gördüğümüz dilenciye vermeyi tercih ediyoruz. Çünkü bunu da neden yapıyoruz diye sorduğumuzda işte görüyorum bağışın gittiği ya da desteğin gittiği yeri gözlerimle görebiliyorum diyoruz. Oysa bir sivil toplum kuruluşuna bağış yaptığınızda o verdiğiniz miktar sivil toplum kuruluşu tarafından çok daha etkin bir şekilde kullanılacak. Eğer derdiniz şeffaflık, güvense pek çok sivil toplum kuruluşu aslında finansallarını çok net bir şekilde paylaşıyor. Bağışınızın nerede kullanılacağını çok net bir şekilde web sitesinden, diğer kanallardan takip edebiliyorsunuz. O yüzden aslında bunu paylaşabiliriz herkesle. Bağış yapmak isteyen, destek olmak isteyen insanlara bu desteği bir sivil toplum kuruluşu üzerinden vermeyi düşünür müsün diyerek onları belki yönlendirebiliriz. Böyle bireysel bağışçılığın artacağına inanıyorum ben. Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında kamuoyundaki farkındalığın artırılması için neler yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Neler yapabiliriz? Öncelikle farkındalık yaratmamız çok önemli. Çok küçük yaşlardan itibaren aslında çocuklarımızı bu toplumsal cinsiyet rollerinden bağımsız olarak yetiştirmek için çaba göstermemiz gerekiyor. Neler yapabiliriz? Cinsiyetçiliği, bu kalıpları yeniden üreten kitaplardan, televizyon programlarından, belki görsellerden, reklamlardan onları uzak tutarak başlayabiliriz. Paylaşacağımız her şeye bir toplumsal cinsiyet perspektifinden bakabiliriz. Mesela bu kitap işte annelikle ilgili rolleri yeniden mi üretiyor? Erkeklikle ilgili rolleri yeniden mi üretiyor? Bu gözle bakıp eğer rolleri yeniden üretiyorsa belki onları çocuklarımızla paylaşmayabiliriz. Tabii bu hayat boyu bitmeyen bir süreç. Üniversiteye geldiğimizde hala bunların çok farkında olmayan gençlerle karşılaşabiliyoruz. O yüzden eğitim sisteminin içine mutlaka her aşamasına toplumsal cinsiyet eşitliğini entegre etmeliyiz. Aynı şekilde kurumlarda da, yani kurumlarda da mutlaka bunun altını çizmeliyiz. Bir de mutlaka tepki vermeliyiz. Gerçekten bu rolleri yeniden üreten cinsiyetçi dizilere, reklamlara, görsellere gördüğümüz anda tepki vermeliyiz. Bu ciddi bir farkındalık yaratır, öyle düşünüyorum. Evet, 3 sorum daha var. Güzel. Günlük dilimizde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına neleri değiştirebiliriz? Dili nasıl dönüştürebiliriz? Bu da çok güzel bir soru. Çok basit örnekler verebiliriz günlük hayattan. Mesela artık bayan kelimesinin kullanılması konusunda farkındalık çok yükseldi. Kadına kadın diyoruz diye çok güzel kampanyalar yapıldı. Burada bir farkındalık arttı. Gene çok benzer konular, mesela kız almak, kız vermek, kız istemek. Buralarda farkındalık yükseldi. Bu aslında kullanımlara biraz dikkat etmeye başladık. Bunlara dikkat edersek ve günlük dilde önce farkına varıp ondan sonra da tepki verirsek aslında dilde yapacağımız küçük değişiklikler, dönüşümler o arkasındaki toplumsal gerçekliğinde dönüşmesine katkı sağlayacaktır. Hayata bakış açınızı etkileyen, size ilham veren, tavsiye edeceğiniz film ya da kitap önerileriniz neler olur? Oo, çok var. Ama birkaç tanesi, beni en çok etkileyenlerden belki bahsedebilirim. Bir tanesi Albert Camus'un Veba adlı eseri. Bu bir roman. Çoğumuz okumuşuzdur belki ama gene de benim hayatımda çok çok önemli bir rolü olduğu için paylaşmak istedim. Burada kahramanımız bir doktor ve gerçekten çok zor şartlar altında şehir vebadan kırılıyor, insanlar ölüyor. İki yol var. Bir tanesi bırakıp tamamen böyle pasifize olmak ve eylemsizliğe geçmek. Başka bir yolda her türlü şarta rağmen mücadeleye devam etmeyi seçiyor. Onun için benim hayatımda bana çok ilham veren kitaplardan bir tanesi. İkincisi Viktor Frankl, İnsanın Anlam Arayışı. Gene çok benim hayatıma yön veren bir kitap. Bu kitapta da Viktor Frankl bir psikolog olarak toplama kampına düşüyor ve orada yaşadığı deneyimlerin aslında kendisini ve pek çok insanı nasıl dönüştürdüğünü, bu zor şartlardan nasıl büyüyerek çıktığını anlatıyor. Bir tanesi de The Book of Joy, Mutluluğun Kitabı diye sanırım Türkçe'ye çevrildi. Dalai Lama ve Desmond Tutu çok farklı iki disiplinden gelen iki din insanı diyelim. Bir araya geliyorlar ve mutluluk üzerine uzun bir söyleşi yapıyorlar. Orada da tabii mutluluğun biraz önce konuştuğumuz gibi aslında fayda yaratmaktan, başkalarının hayatına değer katmaktan geçtiğine varan uzun bir yolculuk var. Bu kitapları tavsiye ediyorum. Şimdi son soruya geçiyoruz. Bakalım son soru neymiş? Türkiye'nin mühendis kızlarına ve bu videoyu izleyecek gençlere mesajınız ne olur? Öncelikle gerçekten gezegenin çok büyük sorunları var. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını düşünün. 2030'a kadar gerçekten yalnızca 10 yılımız kaldı. Dünyada eşitsizlikler var, iklim krizi var, sudaki yaşam tehlikede. Mutlaka bu amaçlardan en az birini sahiplenin. Plastik kullanmayı bırakmaktan, toplumsal cinsiyet eşitliğini yeniden üreten bir reklama tepki vermeye kadar yapabileceğimiz çok şey var. Bir dernek vakıf kurabiliriz, sosyal girişimci olabiliriz. Gerçekten çok küçük bir aksiyon bile çok şeyi değiştirebilir. Lütfen önce bireyin gücüne, kendi gücünüze inanın ve inatçı olun. Çünkü yolda insanlar size yapamaz
yapmazsın diyecek. Bana da dediler. Hemen hemen bu alana giren, sosyal girişimci olan bütün arkadaşlarıma dediler. Sana mı kaldı diyecekler. Bu kadar büyük bir sorunun üstesinden sen nasıl geleceksin diyecekler. Lütfen onlara kulaklarınızı tıkayın ve inandığınız amaç uğruna mücadeleye devam edin. İnatçı olun, asla pes etmeyin. Evet, bu son soruydu. Bununla kapatmak çok güzel oldu. Burada şarkı söyleyeceğim sanırım. Veda bu sesini söyleyeceğim. Gerçekten çok keyif aldım. Çok çok güzel sorular gelmişti. Bunları cevaplarken ben de aslında kendi yolculuğumu tekrar düşünme fırsatı yakaladım. TMK Talks'tan hepinize sevgiler. Daha fazla sorunuz varsa aşağıda hem Türkiye'nin mühendis kızlarının hesaplarını hem de adım adım açık açın ve benim hesaplarımı görüyorsunuz. İstediğiniz her şeyi sormaya devam edebilirsiniz. Çok teşekkürler.